Tam hamınızı salamlıyorum. Mən Ülvi Pipinova'yım. Ömer Fərqi neticesiyim ve onun sayfasının admirlerinden biriyim. Abonelerimize bu video vasitəsilə tanış olmak istedim. İndidən üzr istəyirəm sizden Azərbaycan dilinden danışırken böyle bir səhv edebilirim ve telaffuzum biraz size garibe gelebilir. Özüm Moskova'da büyümüşüm. Sonra bir müddət genç yaşlarımda Türkiye'de yaşamışam. Son 20 il İngiltere'de yaşıyorum. Bakı'da ve regionlarda demeli olar ki ailece her yay olurum. Yani ona göre tamamıyla mankurtlaşmış değilim. Siz bilirsiniz de bugünlerde. Bildiğiniz kimi Ömer Faik sehvimizde onunla bağlı malumat paylaşırız ve sizin gösterdiğiniz dikkatinize göre çok minnettarım. Ama Ömer Faik'i bile ne kadar az olsa da. Onun Ömer Faik'i saati ve sehvesi fikri müeyyen sebeplere göre yarandı. Bilirsiniz 80-90 yıllarda onunla meraklanan çok jurnalist, tarihçi olup, ben o zaman uşak idim. Azerbaycan'dan, Türkiye'den, bizim Moskova'daki evimize gelenler, konaklarımız vardı. Annemden, atamdan müsahibe alanlar çok konak vardı. Yani ben bunu çok yakışık hatırlıyorum. Teessüf ki zaman gösterdi ki ben Sedalöf böyle şeklinde düşünmüşüm ki bizim kahramanlarımız, ziyalı şahsiyetlerimiz hiç vakit unutulmayacak ve hatta genç neslimiz daha çok meraklanacak, daha böyle çok araştırma olacak vesaire. Aslında sosyal şebekelerde aktif faaliyet gösterenler vardır. Ben onu görürüm ve çok sevinirim. Ama onlara daha çok böyle Ader Dövrü ve onun nümayenleri hakkındadır. Yani Ömer Faik'le bağlı demek olar ki çok az malumat yayımladın. Yani bildiğim gibi böyle bir iki üç sayt sahvelerde. Demek istiyorum hiç tesadüf edebilmezdim ki Ömer Faik Azerbaycan'da hem elmi içtimaiyette hem de medyada yalnız bile bir tesadüfi nadir hallarda yad edilecek. Hiç tesadüf edebilmezdim ki onun adı dersleklerden çıkarılacak ve genç neslimiz Ömer Faik kim ki sual verecekler. Ki onun Azerbaycan halkı, Türkleri halkı, umumiyetle Türk eli için gösterdikleri fedakarlıkları nezere aldığımızda bu hakikatler daha inanan daha acınacaklı olur. Halkın mariflendirilmesi, milli diçalisi yolunda defalarca hapishanelerde yatmış. Onun 1937 yılında feci şekilde Stalin rejim tarafından imha edilmiş. Ve bu kahramanımızı nice onu da bilerek ben hala anlamış değilim. Ve bu sebeplere göre hatıra malumat saytını yaratarak Ömer Faik'in irsini hatırlatmayı özüme bir ne bileyim bir nevi manevi borç bildim. Ama bu yolda ne diyeyim, bu yolda çok istiyorum ki tek kalmayayım. Ve diğer teşkilatlar, bloggerler de koşulsun. Mesela için Azerbaycan'daki müzelere müracaat etmiştim. Ama teessüf ki cevapsız kalıp. Ümit ederim Azerbaycan'daki diğer ziyalı şahsiyetlerimizi mesajımı görsünler, görecekler inşallah. Yine tekrarlamak isterim ki Ömer Faik sadece Molla Nasreddin'in
yazıcılarından biri değildi. O derginin kurucusuydu, tesisçisiydi, o onun canısıydı, o onun fikir dünyasıydı ve o 1911 iline bela olup. Tabii ki bilen bilir ama çoğunu bunu bilmir. Ve diğer de geri gitmek istediğim, bunu çok yazdım ama burada da seslendireyim. Birinin hizmetlerini berba etmeye, hakikatleri yüze çıkarmaya çalışmak, diğerinin ehemmiyeti azaltmak anlamına gelmir. Yani Ömer Faik hakkında malumat vermek, onun yakın dostu ve hemfikri ve şüphesiz bizim büyük, en büyük edibimiz Mirza Celil adına helal getirmek anlamına gelmir. Ve eminim ki ne Ömer Faik ne onun can dostu Mirza Celil onlardan birinin nüfusunun yükseklere kaldırılması, diğerinin de ise gölgede kalmasını istemezdi. Ve ona göre hayş edirem abonecilerimizden onların dostluğuna hürmet göstererek o iki hayat dostunu karşı karşıya getirmek ve enerjimizi, teşebbüslerimizi daha çok edebi, peşekar araştırma faaliyetlere sarf ederek. Ben inanırım ki ancak Ömer Faik'in publisistikasını okuyarak, onun keskin kalemini böyle bir hissederek onun fikir dünyasını anlayabilirsiniz. Benim için de çetin olur bazen bu onun makaleleri okumaktan. Çünkü o ancak bir Azerbaycan edebi dili değil, o köhne dilinde yazılmış. Ama yine de inanın çok zevkle okurum da ve ne kadar da aktüel olduğunu anlarım. Hususiyle bu son İyul'da Tovuz hadiselerinden sonra yaşadığımız duygular, Ömer Faik'in publisistik irsinin ehemmiyetinin bir daha dile getirmeye, onun bugün aktüel olduğunu göstermeye vadar etti hakikaten. Aranızda Ömer Faik'i okumak, seslendirmek veya ne bileyim başka bir fikir paylaşmak isteyen varsa bizimle ele gele geçsin, mesaj yazsın. Biz mutlak size cevap vererek çok da memnun oluruz. Şimdi helallik dikkatinize göre çok teşekkür ederim ve inşallah bir daha sizinle görüşeceğiz. Çok sağ olun.